Hasan Arat Bey 1,5 senedir başkanlık için çalışıyor değil mi? Ekibini kurdu. Samet Hoca ile Samet abiyle de beraber de 3 aydır yol alıyor diyelim. Samet abinin görevi ne? Sportif direktör olarak. Bundan sonra dedi sporla ilgili. Feyyaz Hoca'nın durumu ne? Futboldan sorumlu yönetici. Yönetici. Rıza Hoca'nın durumu ne? Daha önce geldi işte sen Ahmet Nur Çebi, Burak Hoca'dan sonra Rıza Hoca ile bir anlaşma imzaladı. Rıza Hoca da şu anda Beşiktaş A takımının teknik direktörü. Şu anda title'lar belli. Zaten oturup konuşacaklar. Herhalde yeni gelen iktidar kendi hani futbolun içinden gelenler yönetsin diyor ya, kendi ilk icraatı kendi evladını kapının önüne koymak olmayacaktır herhalde. Rıza Hoca burada ne yapacak? Gelen takım belli, oyuncular belli. Eline gelmiş, çıkaracağı kadroda 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen herkes aynı kadro. Çünkü herkes sakatım diye oynamıyor. Şimdi burada herkesin title'ı belli. Tabii ki oturacaklar, bir araya gelecekler, bir masaya yatırılacaklar. Kimler gidecek, kimler kalacak? Yani herkes title'ını bildikten sonra ve herkes bunu benimsedikten sonra orada bir problem yaşayacaklarını zannetmiyorum. Sonuçta bunların hepsinde benim top oynadığım işte arkadaşlarım, abilerim, büyüklerim diyelim. Samet abi ya inanılmaz derecede birleştirici bir insanlar. Yani herkesle iyi geçinen, yani yumuşak. Hakikaten Sosyal yani ilişkileri sosyal çok ilişkiler iyidir. anormal iyi. Zaten bu takıma değinmek gerekirken Rıza Hoca ile de ilişkileri çok iyidir. Zaten oturup bazı şeyleri konuşacaklardır. Zaten bu iş konuşmadan geçiyor, iletişimden geçiyor. Beşiktaş'ta şu anda futbol takımında bir iletişim yok. Bak oyuncular arasında bir iletişim yok. Ama bu üç tanesi birbirini çok iyi tanıyan, zamanında işte Feyyaz Hoca kendi de söyledi. İşte Denizli'de beraber çalıştık dedi. Ben Rıza Hocamı çok iyi tanıyorum diye kendi söyledi. Samet Hoca da çok iyi tanıdığını ben kendim biliyorum. Çünkü beraber görev yaptılar, beraber oynadılar. Şimdi böyle bir ortamda herkese title'ını bildikten sonra paylaşımlardan doğru sonuçlar çıkar diye ümit ediyorum. Yani tutup birbirine herhalde ayağını kaydırmak için uğraşmaz bu üçlü. Birbirlerini abi kardeş gibi seven, aile ortamında yaşayan, beraber top oynayan, beraber zafer paylaşan, beraber şampiyonluk yaşayan bir ekip bu. Şimdi burada her şey paylaşımdan ve iletişimden geçeceğine göre ve title'lar da belli olduğu için bence problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ama amaç buradaki sorumluluklar bunlar için çok daha fazla olacağına inanıyorum. Neden? Futboldan gelenler yönetilsin diye bunu her zaman söylüyoruz. Biz federasyonda da, mesela futbol federasyonunda ben 2-3 tane hakikaten bu yönetici olarak bulunmasını isterim. Onu görmek isterim. Şu anda Beşiktaş takım bu başlangıçsa Samet Hoca'nın da işte Feyyaz Hoca'nın da bir misyonu var artık. Burada başarılı olmak zorundalar. Çünkü bu örnek teşkil edecek artık. İnşallah ileride de Süper Lig'de. İşte. Benim tek düşüncem ne biliyor musun hocam? Eskiden böyle işte aynı şekilde futbol oynamış, kariyerli veya futbolun içinde olmuş insanların başkan olması. İnşallah yakın zamanda başkan da çıkar. İşte bu misyon hocam Evet, bunlarla beraber başlar başladı, inşallah yani. başladı. İnşallah bu devam eder. Futbol Federasyonu'na ilgili katılıyorum. Bana göre Futbol Federasyonu %50'si öyle olmalı hocam. Bak %50'si. Çünkü insanların hobisi olan iş, yani hobi yapıyorlar. Herkesin gerçek işi var değil mi orada Futbol Tabii. Federasyonu'nda veya kulüp yönetimlerinde? Bizim işimiz, senelerini verdiğimiz, doğru mu? Tabii. Çalıştığımız, ettiğimiz işimiz. Bizim gibi birçok insanın da işi. Ya biraz daha yani kulüplere böyle insanları sokmakta ne zararı var onu anlamadım. Herkes bir yöneticilik, herkes böyle bir futbol bilirlik falan oynamak istiyor ya. Ya ben biliyorum işte falan vesaire. Yani şaşırıyorum ben ya. Yani şaka gibi ya. Ya biz tabii Beşiktaş'ı konuşuyoruz da düşün Altay kulübü 2B'ye falan gidiyor. Yani oralara gidiyor düşün. Altay kulübü yani koskoca kulüp tekrar nereden nereye gidiyor abi hiç? Üzücü. Hiç Bursaspor'un Bursaspor öyle durumu. düşün. Yani bir de Altay Şampiyonluk yaşamış bak takım. Eskişehir. Bursaspor'un 1 milyarın üzerinde borcu var. Düşün eski rakamla 1 katrilyonun. Altay'ın borcu ne kadar biliyor musun? Altay kulübü diyorsun ya. 600 milyon borcu var ya. Onun da 1 milyara doğru gidiyor. 1 katrilyona düşünebiliyor musun? Bu Eskiden borcu öyle nasıl bir yaptınız katrilyon. ya? Bu borcu bir anlatın nasıl yaptınız? İnanılmaz. Altay kulübünün 3 sene 4 sene önce borcu 40 milyondu. Bir anda 400 milyon oldu abi. 2 senede. Bu nasıl oluyor ya? Hasan Arat'ın bir sosyal medya paylaşımı var başkan seçildikten sonra. Az önce sosyal medyada paylaştı. Şimdi onu da getirelim ekranlara. Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat da sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Artık bize emanet diye başlıyor tweet. Emaneti almak için çıktığımız bu yolda rekor bir katılımla sandıklara gelen
ve bizi sonuna kadar destekleyen tüm Beşiktaşlara yürekten teşekkür ederim demiş. Hashtag de bu yol Beşiktaşları yolu, ki seçim sürecinde de bu hashtag'i kullanmıştı. Emaneti almak için çıktığımız bu yolda rekor bir katılımla sandıklara gelen tüm Beşiktaşlara teşekkür ederiz. İmza Hasan Arat ve bu görselle teşekkür etmiş Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kongre üyelerine ve tüm Beşiktaşlara. Diyelim ve şimdi tekrar sağ içine dönüyoruz. Ankara'da neler yaşandı? Hocam sizde kalmıştık, sözünüzü kesmiştik. Buyurun devam edelim. Beşiktaş'ın bulduğu golü anlattınız. Skoru birbirine getirdi Beşiktaş. Yani Cenk'in açtığı alanla Chamberlain'in dediği gibi Serdar çok güzel yakaladı orada. Hasan Arat gibi değil mi? Fırladı geldi. Chamberlain geldi, golü attı. Özlediğimiz, beklediğimiz Chamberlain bu işte. Yani normalde hakikaten çok yetenekli ama bir şeyler vermesi lazım. Golü attıktan sonra Beşiktaş bir iki tane pozisyon yakaladı. Ama sonuçta İkinci yarı yapılan 3 tane, sonradan da Amartey'in girmesiyle, Amartey'in de girmesiyle maç berabere bitti. Bence iki takımı da memnun etmeyen sonuç oldu ama maçın sonucu da bu sonuçla bitmeliydi. Yani iki takım da kazanmayı fazla hak etmedi. Beşiktaş içerideki problemlerle hala uğraşıyor, sakatlık problemleriyle, ki bugün işte Feyyaz Hoca'nın verdiği, nasıl diyeyim, söylemeyle oyuncuların durumuna bakılacak. Hakikaten bakılması da lazım. İşte buna Reacam da söylüyor. İçi boşalmış bir takım gibi duruyor Beşiktaş. Yani sakatlıklarla kime el atsanız sakat, kime el atsanız problem. Yani oyuncu geliyor, idmana çıkmak istemiyor, maça çıkmak istemiyor. Yani buradan kaçmak için her şeyini yapıyor. Madem öyle, artık bu takımın şu oldu. Oturursun, konuşursun kardeşim. Gitmek isteyen gider. Kalıp hakikaten işine yarayacak olanlarla da yoluna gidersin. Zaten 5 maç sonra transfer başlıyor. 5 maç içinde eksik yerlerini giderirsin. Artık buna doğru yöneldi. Ama sonuçta 5 maç bu takımla da gideceğine göre bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu Fenerbahçe derbisi var. Santipraşan'da oynayacağın çok önemli bir maç. Sonuçta bu kadroyla çıkacaksın buna. Bazen o şey, yani yukarı tükürsen bey, aşağı tükürsen sakal derler ya, yani bazen insan ne yapacağını bilmez. Esasında Rıza Hoca'nın işi bu yönden zor. İşte yönetim yeni geldi, işi hakikaten çok zor. Baktığın zaman, düşündüğün zaman ne yapacaksın ya? Bir kadro çıkarmak istiyorsun. İşte Ulaş oynar mısın diyorum. Ben oynamayayım, çok kötü hissediyorum kendimi. İşte Rıza Hocam oynar mısın? Ya yok, çok sakatım, şuram ağrıyor. Kime sorsan kendimi çıkıp oynayacak. Veya yandaki teknik ekimi çıkıp oynayacak. Esasında bunun açıklanması lazım. Bir sağlık ekibiyle oturursun, konuşursun. Bu oyuncuların nesi var? Hakikaten sakatlar mı? Bir de böyle artık şey olmaya başladı bende. Yani bir futbol takımı oynamak istemeyen, evet, sorumluluktan kaçan, oynamadan para almaya çalışan bir grup gibi gelmeye başladı artık bana. Çünkü takıma bakıyorsun, hakikaten öyle duruyor bana ya. Yani kimse oynamak istemiyor gibi. Oyuna gelen bir an önce bitsin. Yani sezon bitsin, gidelim havasında herkes. Şu anda öyle geliyor.